Vay canına, büyülü orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Aa, biri ağlıyor. Merhaba küçük ağaç, yardım edebilir miyim? Ya, kimse bana yardım edemez, hayır. O her zaman ağlıyor, çünkü o ağlayan Söğüt Veli. Sürekli şikayet ediyor. Sen de şikayet ediyorsun. Bu koca ağaçlar benim köklerime hiç yer bırakmıyor. Sürekli onların gölgesinde kalıyorum. Vah vah. Ben asla büyük bir ağaç olamayacağım. Büyük ağaçlar, acaba onun kökleri için biraz yer açar mısınız? Böylece o da güneşten faydalanabilir. Ne? Buraya önce biz geldik. Biraz zihniyetin kimseye zararı olmaz, öyle değil mi? Sakın bize ne yapacağımızı söyleme. Gördün mü? Onlar kötü. Ben asla büyüyemeyeceğim. Tanrım, keşke sana yardım edebilseydim ağlayan biri. Bu korkunç ormandan kurtulup kendime güzel bir yer bulmama yardım edebilirsin. Öyle mi? Nasıl peki? Tabii ki hareket ettiren sihirli iksiri bularak. O da nedir? Onun bilmeceyi cevapladığını düşünsenize. Ne bilmecesi? Dağın altında yaşayan devde. Hareket ettiren sihirli bir iksir var. Bilmecesini kim bilirse onun üstüne boşaltıyor. Peki bilmece ne? Kimse bilmiyor. Onu hiç görmedik. Durumum umutsuz. Lütfen ağlama ağlayan biri. Hareket ettiren sihirli iksiri bulmak için elimden geleni yapacağım. Umarım bulabilirsin. Umarım. Hey! Bunlar kadife çiçekleri. Kadife çiçeği, söyler misin? Şimdiye kadar hiç hareket ettiren sihirli iksir diye bir şey duydun mu? Bak, hareket edebiliyoruz. Fark ettim. Biz dağın oradaki devle tanıştık. Ve bilmecesini bildiniz mi? Her şey pek sayılmaz. Bizden kurtulmak için üstümüze iksir damlattı. Tadımız çok kötü de. Bak beni buradan ısırdı. Vay canına. Bu devi nerede bulacağımı söyler misiniz kadife çiçekleri? Benim ağaç bir arkadaşım var ve ona yardım edebilmek için biraz iksir almak istiyorum. Bu kesinlikle imkansız. Umutsuz. Ama neden? Çünkü dev sebze yemeyi seviyor ama onları yetiştirmeye üşeniyor. O yüzden lezzetli görünen bitkilere bir bilmece soruyor. Eğer bilirlerse onlara ödül olarak sihirli iksirinden veriyor. Bilmezlerse onları yiyor. Bilmecenin ne olduğunu sorsan kopya sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Çünkü bilmeceyi hatırlamıyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Sanırım bu şeklimde pek lezzetli görünmüyorumdur. Ama biraz buradan, biraz şuradan çekersem işte umarım lezzetli görünüyorumdur. Şimdi şu deve bulmalıyım. Bakalım bilmeceyi bilebilecek miyim? Evet, lezzetli şeyler. Kim bilmece istiyor? Devi buldum. Bana sor. Hayır. Daha önce bir kadife çiçeğinin tadına bakmıştım. Ben denemek istiyorum. Senden iyi salata olur. Bak, bu benim sihirli hareket iksirim. Bu da alışveriş sepetim. Bu zor bir bilmece. Bunu denemek istediğine emin misin? Ben eminim. O halde iyi dinle. Onu göremediğinde bile oradadır. Ve onu gördüğünde ondan kaçarsın. Yürür, konuşur, uçar, bağırır. İsterse normal bir şey gibi görünebilir ama ne hayvan, ne sebze, ne de mineraldir. Bakalım bunu bilecek misin? Bir düşüneyim. Bir rüya mı? Diğerleri yardım etmesin. Bu arada bilemedin. Bekle, sanırım cevabı bulacağım. Buldum. Bir hayalet. Benim gibi. Doğru. Ve onu gördüğünde... Kaçarsın. Dikkat et. İksir. Olamaz. Hepsi çimenlere döküldü. Neyse ki birkaç damla daha var. Yaşasın. Şimdi iksir uçup gitmeden önce birinin yanına gitmeliyim. Bak ağlayan Veli, bu hareket iksiri. Acele et Casper. Gözlerini kapat. Nasılsın? Kendimi gerçekten tuhaf hissediyorum. Buna inanamıyorum. Nereye gidiyoruz Casper? Çok rahat edeceğini düşündüğüm bir yere gidiyoruz Veli. Bay Büyüksün. Küçük Veli burada. Yanınızda büyüyebilir mi acaba? Elbette Casper. Hoş geldin komşu. Bol bol su iç Veli.
Ve çabuk büyü. Ha evet, içeceğim. Hoşça kal Veli. Yakında yine ziyaretine gelirim dostum. Burada bekliyor olacağım Casper. Hoşça kal. Ooh.